Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 10 Haziran Perşembe. Saatlerimiz tam 13. A Haber ve Haber Radyo ortak yayınında haberleri birlikte yaşayacağız ve önce canlı yayın noktalarımız. 45 yaş üstüne aşılama bugün başladı. Pazartesi günü de 40 yaş üstüne aşılama başlayacak. Murat Sekban Ankara'dan canlı yayında. 14 Haziran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek olan ABD Başkanı Joe Biden ilk yurt dışı ziyaretini İngiltere'ye yapıyor. Alparslan Düven Londra'dan canlı yayında. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ayrı aday çıkarsın sözleri ortakları HDP'de rahatsızlığa yol açtı. Özkan Özcan Ankara'dan canlı yayında. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı için vekalet yoluyla kurban kesim bedelini açıkladı. Yüksel Akalan Erzurum'dan canlı yayında. Marmara Denizi'nde 2 günde 392 metreküp müsilaj toplandı. Tülay Ayçiçek İstanbul'dan canlı yayında. Suriye'de PKK'nın döşediği mayınlar Rus askerlerinin ölümüne neden oluyor. Rusya PKK mayınları konusunda acaba ne yapacak? Akşinkişiyev Moskova'dan canlı yayında. Esnafa yönelik 3.000 ve 5.000 liralık hibe desteği ödemeleri başladı. Rüya Akkuş Ankara'dan canlı yayında. Fırat Kalkanı harekatıyla terörden arındırılan Azez'de uçurtma şenliği düzenlendi. Mehmet Sabri Uğurbaş Suriye'den canlı yayında ve ajans başlıyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'ye kapatma davası iddianamesinde 451 HDP'li için siyasi yasak istendiğini açıkladı. Antalya'da konuşan Şahin, hepsinin terör örgütü lehinde konuşmaları var, beyanları var dedi. HDP iddianamesini hazırladık. Anayasa Mahkemesi'ne tevdi ettik. Bundan sonraki süreç Anayasa Mahkemesi'nin yetkisinde. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'ye açılan yeni kapatma davasının iddianamesiyle ilgili detayları anlattı. Antalya'da katıldığı etkinlik sonrası konuşan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, iddianamede 451 HDP'li için siyasi yasak talep ettiklerini belirtti. 451 kişi hakkında siyasi yasak istiyoruz. Artı 69 kişi de terör örgütü lehine konuşmaları, parti mensup olan, yani parti kurulmadan önce ya da parti üye olmadan, parti kurulduktan sonra parti üyesi olarak terör örgütü lehine konuşmalar. Şahin, 843 sayfalık iddianamede HDP'nin banka hesabına tedbir konulmasının talep edildiğini söyledi. İddianamede partinin banka hesabına tedbir konulması talep ettik. Terör örgütü lehine konuşmalar var, beyanları var. Anayasa Mahkemesi iddianameyi kabul ederse dava süreci başlayacak. 15 gün içinde kabul edip etmeyeceği karar verecek. Anayasa Mahkemesi daha önce sunulan HDP iddianamesini eksik bularak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etmişti. Koza Altı'nın altın üretmek için 160 milyon dolarlık tesis yatırımı yapacağı Ağrı'dan altın rezervi müjdesi geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Mollakara bölgesinde yapılan uzun arama sonucunda piyasa değeri 1 milyar 200 milyon dolar olan 20 ton altın ve 2,8 milyon dolar değerinde de 3,5 ton gümüş rezervi bulduk dedi. 2002 yılında 1 gram dahi altın üretemiyorduk. Şu anda 42 ton altın üretiyoruz. Türkiye kanıtlanmış altın rezervleri bakımından dünyada 12. sırada, potansiyele baktığımızda da ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Ağrı Mollakara bölgesinde gerçekleştirilen uzun arama faaliyetleri neticesinde evet bugün piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan 20 ton altın ve 2.8 milyon dolar değerinde 3,5 ton gümüş rezervi bu bölgede tespit edildi. Bulunan rezerv 0,92 tenör değeriyle ülkemizdeki benzer altın madenlerine kıyasla çok daha zengin özelliklere sahip. Yaklaşık 160 milyon dolarlık bir yatırımla bu rezervin çevreye duyarlı bir şekilde ekonomiye kazandırılmasını TMSF eliyle sağlayacağız. Aşılama hızlandı. Bugün 45 yaş üstüne aşılama başladı.
Pazartesi günü de 40 yaş üstüne aşılama başlayacak. Hafta başında 4 milyon 200 bin doz BioNTech aşısı da geliyor ve ayrıntılar haber muhabiri Murat Sekban'da. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs bilim kurulu toplantısının ardından aşılama sürecine ilişkin, aşı takvimine ilişkin de önemli detayları paylaştı ve tüm Türkiye'de aşılama süreci de hızlı bir şekilde devam ediyor. Bizler de şu anda Ankara Şehir Hastanesi'ndeyiz ve bugün itibariyle 45 yaş üzeri aşılamanın başladığını da belirtmiş olalım. Tüm Türkiye'de 45 yaş üzeri vatandaşlar merkezi hekim randevu sistemi üzerinden ve e-nabız üzerinden randevularını alabilirler. 40 yaş üzeri vatandaşlar için de aşılama yapılacak. Şu anda sanırım hastaya uyarılar yapılıyor. Rica edeceğiz biz de tekrar etmesini. Ne tür uyarılar yapıyorsunuz Hemşire Hanım? 15-20 dakika dışarıda beklemesini söylüyoruz hastalara herhangi bir yan etkiye karşı. Bir sıkıntısı olursa bize ulaşmalarını söylüyoruz. Bugün duş alabilirsiniz ılık suyla. Eklem ağrınız, kas ağrınız, baş ağrınız olabilir. Öyle bir durumda sadece parol içebilirsiniz. Başka bir ilaç önermiyoruz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Evet, 45 yaş üzeri vatandaşların aşılaması başladı. Pazartesi gününden itibaren de 40 yaş üzeri vatandaşların aşılaması devam edecek. Merkezi hekim randevu sistemi üzerinden başvurular kontrol edilebilir. Aynı zamanda e-nabız üzerinden de vatandaşlar aşılarını takip edebilecekler. Şu anda Ankara Şehir Hastanesi'nde de yine aşı için sıra bekleyen vatandaşların olduğunu belirtelim. Artık 45 yaş ve 50 yaş arasındaki vatandaşlar da vurulacak. Pazartesi gününden itibaren de ve aşı tedariğinin de artmasıyla birlikte bu yaş sınırının da geçtiğimiz ilerleyen günlerde de düşmesi bekleniyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye şehidini uğurluyor. Siirt, Pervari'de teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Babat için Siirt 3. Komando Tugayı'nda tören düzenlendi. Pervari İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Doğan Köyü Değirmentaşı Üst bölgesine PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi. Saldırıda güvenlik korucusu Mehmet Babat şehit oldu. Kahraman asker için Siirt 3. Komando Tugayı'nda tören düzenlendi. Şehidin cenazesi bugün toprağa verilecek. Başkan Erdoğan'la ABD Başkanı Biden arasında yapılacak görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Erdoğan-Biden görüşmesi yüz yüze diplomasi için bir fırsat mesajı verildi. Görüşmeyle ilgili açıklamayı Beyaz Saray sözcüsü Psaki yaptı. Biden ilk yurt dışı ziyaretinde Başkan Erdoğan'la görüşmeyi öncelik edindi ve buna işaret etti Psaki. Görüşme yüz yüze diplomasi için bir fırsat dedi. Beyaz Saray sözcüsü görüşmenin içeriğine ilişkin de konuştu. İki liderin küresel toplumu etkileyen bölgesel güvenlik konularını ele alacağını belirtti. Koronavirüsle mücadele ve ekonomide konular dahilinde olacaktır dedi. Başkan Erdoğan'la ABD Başkanı Biden 14 Haziran'da Brüksel'de düzenlenecek olan NATO zirvesinde yüz yüze görüşecekler. Görüşmede ikili ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor. ABD'den iki senatör skandal bir öneri tasarısını gündeme taşıdı. O tasarıda ABD ve Yunanistan arasındaki savunma işbirliğinin geliştirilmesi gerektiği savunuldu. Hatta Türkiye için üretilen F-35'lerin Atina'ya verilmesi önerildi. ABD'li senatörler Türkiye için üretilen F-35 uçakları ile ilgili skandal bir tasarı sundu. O tasarı ABD'nin Yunan askeri modernizasyonuna desteği artırmayı ve Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ile ortak askeri çalışmaları teşvik etmeyi hedefliyor. Senato'ya sunulan tasarının arkasında iki isim var. Bob Menendez ve Marco Rubio. Tasarıda asıl dikkat çeken madde Yunanistan'ın güvenilir bir NATO müttefiki olduğu vurgulanıyor. Ardından da
Doğu Akdeniz'in güvenliğini sağlamak için ABD'nin Atina yönetimiyle savunma ilişkisini güçlendirmesi gerektiği belirtiliyor. Yunan basınında yer alan haberlere göre Mendes ve Rubio'nun imzasını taşıyan öneri tasarısında ayrıca Türkiye için üretilen ama iptal edilen F-35'lerin Yunanistan'a verilmesi önerisi de bulunuyor. Türkiye, F-35 müşterek taarruz uçağı programına ortak mutabakat zaptıyla ortak üretici olarak katılmıştı. Ancak Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alma kararından bu yana 6 uçak Türkiye'ye transfer edilmemiş ve 2020 savunma bütçesi kapsamında bunların ABD Hava Kuvvetleri için alınması kararlaştırılmıştı. ABD Başkanı Joe Biden ilk yurt dışı ziyaretini İngiltere'ye yapıyor. Biden bugün İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la bir araya gelecek. Görüşmenin gündemine bakacağız. Londra'ya gidiyoruz. Haber muhabiri Alparslan Düven karşımızda. Can Okaner, sizin de belirttiğiniz gibi ABD Başkanı Joe Biden 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretine çıktı. Biden İngiltere'nin Cornwall kentindeki G7 zirvesi için İngiltere'de bulunuyor. Biden'ı taşıyan Air Force One uçağı Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Maidenhall üssüne dün akşam iniş yaptı ve G7 liderleriyle bir araya gelecek olan ABD Başkanı Biden 13 Haziran'da ise Jill Biden ile birlikte Windsor Kalesi'nde Kraliçe 2. Elizabeth tarafından kabul edilecek. Biden, Kraliçe Elizabeth'in görüşeceği 13. ABD Başkanı olacak. Biden'ın yanı sıra Japonya Başbakanı Suga da bu yıl ilk kez G7 zirvesine katılırken Almanya Başbakanı Angela Merkel ise görevinden ayrılmadan önce son kez G7 zirvesine katılacak. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başkanlığında yapılacak zirveye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Japonya Başbakanı Suga da. Bunun yanı sıra da tabii Biden ve Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konsey Başkanı Charles Michel'in katılması da bekleniyor. Biden-Erdoğan görüşmesi de olacak tabii. Başkan Biden 14 Haziran'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir görüşme gerçekleştirecek. Biden'ın Brüksel ziyaretinde Belçika Kralı Philip ve Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile bir araya geleceği belirtiliyor. Diğer yandan tabii ki İngiltere'deki zirve oldukça önemli. Zira zirve bu yıl 47.si düzenleniyor ve G7 zirvesi İngiltere'nin ev sahipliğinde Galler'e bağlı Cornwall'daki Cabys Koyu'nda 11-13 Haziran'da gerçekleştirilecek ve zirvede devam eden salgın, küresel jeopolitik riskler ve iklim değişikliği gibi önemli başlıkların ele alınması bekleniyor. Salgın nedeniyle az sayıda basın mensubunun katılımıyla yapılacak G7 zirvesi yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilecek. Zirvede İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının bir an önce sona ermesi için G7 liderlerine işbirliği çağrısında bulunması da bekleniyor. İngiliz hükümetinden daha önce yapılan açıklamada Boris Johnson'ın G7 liderlerine salgının ortadan kaldırılması için tüm dünyadaki insanların gelecek yılın sonuna kadar aşılanması gerektiğini hatırlatacağı da kaydedilmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson G7 liderlerini bu korkunç salgının sona erdirmek için bize katılmaya çağırıyorum ve koronavirüsün yol açtığı yıkımın bir daha yaşanmasına asla izin vermeyeceğimize söz veriyorum ifadeleriyle dile getirmişti. Zirve ile ilgili olarak 1975'te oluşturulan bu G7 zirvesinin her yıl bir ülkenin liderliğinde özellikle ekonomi gündeminin değerlendirilmesi, ortak politikaların oluşturulması ve işbirliğinin arttırılması amacıyla toplandıklarını söyleyebiliriz. Ve ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Suga bu yıl ilk kez, Almanya Başbakanı da Merkel ise görevinden ayrılmadan önce son kez diyelim ve sözü tekrar size bakalım. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun statüsü değişiyor. Hazırlanan yeni taslağa göre kurum özel statüye sahip olacak ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet verecek. Kurum ihale kanunu dahil 17 yasadan muaf olacak ve özelleştirilemeyecek. Hükümet Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun yapısı ve statüsünü değiştirmek için bir taslak hazırladı.
Kurumun adı bundan sonra Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ olacak ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösterecek. Bakanlığın tüm binaları ve olanaklarını kullanabilecek. Yeni teknoloji savunma sistemlerinin üretilmesi amacıyla çalışacak kuruma, özel statüde yerli ve yabancı personel alınacak. Kurum ihale kanunu dahil 17 yasadan muaf olacak ve özelleştirilemeyecek. Yeniden yapılandırılacak makine kimyanın görev tanımı, faaliyetleri ve personel alımı, ücret politikası da tamamen değişecek. Hazırlanan taslağa göre kurum Türkiye'nin milli güvenlik hedefleri doğrultusunda silah, mühimmat, patlayıcı gibi birçok ürünü üretecek, pazarlayıp ticaretini yapabilecek. Başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon Türk lirası olan Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi'nin sermayesinin tamamı hazineye ait olacak. Düzenleme kurumda çalışanları da yakından ilgilendiriyor. Yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlardan, istekte bulunanların emekliye ayrılma işlemleri gecikmeksizin yapılacak. Şirkette kalanlara 6 ay içerisinde yeni sözleşme teklif edilecek. İmzalamayanlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla farklı kurumlarda görevlendirilecek. Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması büyüyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ayrı aday çıkarsın sözleri ortakları HDP'de rahatsızlığa yol açtı. HDP'den hem tehdit hem de İyi Parti ve CHP'yi hedef alan sert ifadeler geldi. Ankara'ya gidiyoruz. Son kulis bilgileri haber muhabiri Özkan Özcan'da. Teşekkürler Can Okaner. Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaşanan çatlak giderek derinleştiğini söyleyebiliriz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda hazırlansa da bu konuda İyi Parti lideri Meral Akşener'e aday ol konusunda kurmayları özellikle baskı yaptığını söyleyelim. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Genel Başkan Akşener'in aday olmasından yana olduğunu söyledi ve HDP'nin de bu konuda ittifakta yer almasının İyi Parti'ye zarar verdiğini belirtmiş oldu. İyi Parti lideri Meral Akşener geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı'ndan ayrı HDP bir aday çıkarmalı ve bu da özellikle daha faydalı olacağının altını çizmişti. İşte Meral Akşener'in bu açıklamalarına HDP'den peş peşe tepkiler geldi. HDP sözcüsü Ebru Günay Akşener'e sizin aklınıza ihtiyacımız yok diyerek de tepkisini göstermişti. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar da kimse HDP'ye siyasi olarak yok sayma gibi bir gaflete kapılmasın diyerek de tepkisini göstermişti. Akşener'e bir tepki de HDP Diyarbakır Milletvekili Gara Paylan'dan geldi. Özellikle HDP'nin devre dışı bırakılması durumunda muhalefetin kaybedeceğini belirtti ve bu kapsamda da HDP ile berabersiniz diye sorduklarında aman tövbe bizim HDP ile işimiz yok diyorlar. Bu büyük bir sıkıntı dedi HDP'li Gara Paylan. Hem CHP'ye hem de İYİ Parti'ye tepki gösterdi ve şu noktanın altını çizdi. İYİ Parti ve CHP ile beraber olmaktan çok mu mutluyuz? Çok mu haz ediyoruz? Hayır, onlarla zorunlu bir ittifak içerisindeyiz diyerek de aslında CHP ve İYİ Parti'ye de tepkisini göstermiş oldu. HDP'den gelen bu tepkilere İYİ Parti lideri Meral Akşener'in nasıl cevap vereceği de tabii ki merak konusu. Bu da ileriki günlerde netlik kazanmış olacağını söyleyelim ve sözü tekrar size bırakalım Can Okaner. Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz bir hediye geldi. Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın ve futbolcularının imzaladığı 80 numaralı forma Bahçeli'ye gönderildi. Bahçeli de hediye için teşekkürlerini iletti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz bir hediye geldi. Hiç kimse Kara Kartal'ı unuttuğumu zannetmesin. Biliyorsunuz kartallar yüksekten uçar, eninde sonunda şampiyonluğa konar. Taraftarlarımız diyor ya, senin için yanan her meşale gençliğimin güneşidir Beşiktaş. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu meclis kürsüsünden böyle kutlamıştı MHP lideri. Sıkı Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Bahçeli'ye 2020-2021 sezonu Süper Lig şampiyonu forma gönderdi. Osmaniye'nin plaka numarası olan 80 numaralı formayı teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcular imzaladı. Formanın hediye edilişini MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından duyurdu.
Bahçeli hediye için Beşiktaş'a teşekkür ederken Sergen Yalçın'la futbolculara başarı dileklerini iletti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi sosyal medya hesabından terörle mücadele konusunda. Mesaj şöyle: teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam. İran kuzeyinde icra edilen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı için vekalet yoluyla kurban kesim bedelini açıkladı. Erzurum'a gidiyoruz. Daha fazla bilgi haber muhabiri Yüksel Akalan'dı. Teşekkürler Can Okanar. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde pek çok vatandaş vekalet yoluyla kurban kesim ücretinin ne kadar olacağını merak ediyordu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada 2021 yılında vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 TL, yurt dışında ise 925 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Bizler de şu anda Erzurum Kurban Pazarı'nda bulunan hayvan otelindeyiz. Kameraman arkadaşım Samet Eröz de sizlere gösterebilirse buradaki kurbanlıklar alıcılarını beklemeye başladı diyebiliriz. Özellikle sabahın erken saatlerinde hayvan pazarına gelen vatandaşlar burada bütçelerine uygun kurbanlıklar için satıcılarla kıyasıya pazarlık yapmaya başladı diyebiliriz. Bilindiği üzere kişi kurbanını kendisi keseceği gibi vekalet vererek de kurban ibadetini yerine getirmiş sayılıyor. Bu yılda kurban ibadetini vekalet yoluyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarımız yurt içinde 1125 TL, yurt dışındaki vatandaşlarımız ise 925 TL ödeyerek kurban ibadetini yerine getirmiş olacak. Büyükbaş hayvan üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Erzurum'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Erzurum'da özellikle çevre köylerden getirilen büyükbaş hayvanlardan dolayı pazarlarda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor. Kurban ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatinde pazara gelerek bütçelerine uygun kurbanlıklar için satıcılarla kıyasıya pazarlık yapıyor demiştik. Büyükbaş kurbanlıkların fiyatı 7000 liradan başlayıp 20.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Büyükbaş kurbanlıkların fiyatlarının geçtiğimiz yıl oranla artmasından dolayı bu yıl kurban pazarlarının gözdesi küçükbaş kurbanlıklar olacak diyebiliriz. Kurbanlık koyun ve koçun fiyatları 600 TL'den başlayıp 2000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Doğudan batıya sevkiyat ne zaman başlayacak dilerseniz onu da söyleyelim. Haziran ayının sonuna doğru doğudan batıya da kurban sevkiyatının başlayacağını söyleyebiliriz. Toparlayacak olursak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada 2021 yılında vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 TL, yurt dışında ise 925 TL olarak belirlendiğini açıklandı diyelim. Sözü merkeze bırakalım. Marmara Denizi müsilajın pençesindeyken Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Bahfaş Gübre Fabrikası'ndan ürkütücü görüntüler geldi. Denize arıtılmamış su verildiği iddiasıyla yayılan videolar sosyal medyada tepkiye yol açtı. Fabrika hakkında daha önce de ihbar geldiği, 1 Haziran'da körfeze kükürt vermekten 96 bin lira ceza kesildiği ortaya çıktı. Marmara Denizi işte böyle kirletiliyor. Marmara Denizi müsilajın pençesindeyken Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Bagvaş Gübre Fabrikası'ndan bir görüntü geldi. Denize arıtılmamış su verildiği iddiasıyla yayılan videolar tepkiye neden oldu. Fabrika hakkında daha önce de ihbar geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratları Bandırma'daki fabrikaya denetim ekipleri gönderdi. Teknik personel kıyı tesisinde depolanan sarı renkli kükürt maddesinin Bandırma körfezine atılmış olduğunu tespit etti. Analiz sonucu işletmeye 96.561 lira yaptırım uygulandı. Karar 1 Haziran'da tebliğ edildi. Üsküdar Beylerbeyi'nden İstanbul Boğazı'na akan su denizin rengini değiştirdi. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır karşımızda.
Evet, İstanbul Boğazı'nın o muhteşem manzarası birazdan kameramızın kadrajına yansıyacak. Böylesine güzel bir manzara var, ancak biraz döndüğümüzde ise kamerayla birlikte maalesef bu güzel manzara yerini kirli bir görüntüye bırakıyor. İşte Beylerbeyi sahilindeyiz. Buradaki alansa kahverengi bir renge bürünmüş durumda. Zaman zaman buradaki alanın iç kısma doğru, boğazın açık alanına doğru ilerlediğini görüyoruz. İşte bu kirliliğin nedeni ise boğaza gelen, Ömer'den bir daha rica edeceğim, İşte sol taraftaki o kanaldan gelen kirli sular. Tabii bunun sebebi ne? Bir kanalizasyonla ilgili sıkıntıdan mı kaynaklanıyor, yoksa bu bulanıklığın nedeni bir arızadan dolayı mı kaynaklanıyor? Bu sorunun cevabı da bu soruda cevap bekliyor diyebiliriz. Ancak maalesef böylesine üzücü bir görüntü ortaya çıkıyor. Hali hazırda İstanbul ve Körfez ilçelerinde de Marmara'da da müsilajla ilgili yürekleri vurkan görüntülerin yanı sıra İstanbul Boğazı'nda bu şekilde bir manzaranın da ortaya çıkması herkesi üzüyor. Bu noktada vatandaşların hemen biraz geriye dönelim Ömer. Balık tutmaya gelen, güzel havanın tadını çıkarmaya gelen vatandaşlar tabii bu kirli manzarayla karşılaşınca ister istemez üzülüyorlar. Bir kere daha dönersek, buradaki bu kirli tabakanın, denizin rengini kahverengiye döndüren bu kirli tabakanın zaman zaman boyutlarının iç kısımlara doğru gittiğini görüyoruz. İlerleyen dakikalar, saatlerde umarız bu görüntü son bulur. Ancak sabah saatlerinden beri buradaki vatandaşların verdiği bilgi, bu kirli suyun denize akmaya devam ettiğini söylüyorlar. Maalesef bazı noktalardaysa çok koyu bir renk aldığını görüyoruz. İşte hali hazırda da oradaki kanaldan hala o bulanık renkteki su, kirli su akmaya devam ediyor. Tabii atıklardan mı kaynaklı, yoksa herhangi bir kanalizasyon çalışması ya da kanal çalışmasından mı kaynaklandı? Şu an için bunu bilemiyoruz tabii. Ancak maalesef İstanbul Boğazı'nın bu muhteşem manzarasını, buradaki görüntünün gölgede bıraktığını da söyleyebiliriz. Küçük bir alan olmasına rağmen bu muhteşem manzarayı izlemeye gelenler bu kirli görüntüyü görünce de tabii ki ister istemez üzülüyorlar. Toparlayacak olursak, Beylerbeyi sahilinde kanaldan şu saat itibariyle de İstanbul Boğazı'na akan kirli su boğazda kahverengi kirli bir görüntü oluşturmaya devam ediyor. Bir an önce bu noktada bu konuyla ilgili çözüm bekleniyor diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım. Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele de devam ediyor. İki günde 392 metreküp müsilaj toplandı. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek son gelişmelerle karşımızda. Canı Konar, çok değil bundan iki gün öncesini hatırlatmak istiyorum. Çünkü yayın yaptığımız sırada arkamızda müsilaj dolu deniz manzarası gösteriyorduk. Ancak şimdi bu çalışmalardan sonra şimdi o müsilajların biraz daha azaldığını söyleyebiliriz. Hemen kameraman arkadaşım Özkan Şafak sizlere gösterirken, ben de buradaki çalışmaları, buradaki son durumu göstereyim. Şimdi çalışma dedim çünkü iki gündür, yani 8 Haziran'da başlatılan denizleri temizleme çalışmasıyla birlikte şimdi o müsilajların azaldığının etkisini de o açıklanan oranlara nazaran görebiliyoruz. Hemen onları söylemek istiyorum çünkü önemli bir oran. İki günde toplamda 326 metreküp müsilajın azaldığını söyleyebiliriz. Bu sadece Marmara bölgesini ele alıyor. İstanbul'da ise 103 metreküp müsilajın toplandığını söyleyebiliriz. Bizler şimdi megakentte olduğumuz için bu oranı da belirtmek istedim. Tabii genel olarak yine Marmara bölgesine dönersek, ilk günde 15 bölgede denizden toplamda 235 metreküp müsilaj toplandı. Çalışmaların ikinci günü de her zamanki gibi böyle 7-24 devam ettiği için şimdi o oranlar da belli oldu. İkinci gününde ise 16 bölgede denizden ve karadan toplamda 156 metreküp müsilajlar toplandı. Tabii devam ediyor çalışmalar çünkü müsilaj bitene kadar, Marmara Denizi temizlenene kadar devam edecek. Çünkü zorlu bir savaş içindeyiz ve burada da hemen hemen gösterelim kıyılardaki o müsilajların gittiğini söyleyebiliriz. Şimdi kıyı bölgesindeki çalışmalar biraz olsun azaldı. Şimdi hemen kameraman arkadaşım Özkan Şafak gösteriyor. Denizlerin biraz daha ilerisinde çalışmalar başladı. Deniz dibinin temizlenmesi yapılıyor.
oluyor. Orada zaten 2-3 tane gemiyi görebiliyorsunuz. Gösteriyorlar şu an, ekranlarınıza da getiriyoruz. Orada da yine bir pompalama sistemiyle müsilajların temizlendiğini söyleyebiliriz. Tabii o toplanan müsilajlar tabii ilerleyen saatlerde böyle gemilerin kıyıya gelip gittiğini görüyoruz. Filelerin sürekli değiştiğini söyleyebiliriz ve toplanan müsilajların da kıyıya getirildiğini söyleyelim. Hemen kıyıya getirildikten sonra ne yapılıyor? Onu da göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşımdan da rica edeyim. Tankerlerin içine koyularak belediyeler tarafından infilak ediliyor. Hemen gösterelim. Şöyle ilerlersek Özkan. Hemen kıyıda duran şeylere koyuluyor, tankerlere koyuluyor ve buradan görevliler tarafından biriktirilip gün sonunda belediyeler tarafından, yani kamyonlar tarafından belediyelerin infilak alanına doğru götürülüyor. Kıyıya baktığımızda zaten müsilajların hemen hemen bittiğini görebiliyoruz ve tabii çalışmalar 7/24 devam ettiği için ilerleyen zamanlarda Marmara'nın daha temiz görebiliriz. Dediğimiz gibi burada toplamda 326 metreküp müsilaj toplandı. İstanbul'da ise 103 metreküp müsilaj toplandı diyelim ve ilerleyen günlerde de çalışmalar devam edecek. Bu oranlar da ilerleyen günlerde artacak diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte turizm sezonundan beklentiler de yükseldi. Rusya, Türkiye uçuşlarına yönelik kısıtlamaları 21 Haziran'a kadar uzatmıştı. Uçuşların yeniden başlaması için görüşmeler sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3. ve son aşamaya gelindiğini söyledi. Rus yönetimi Türkiye ile uçuşlara yönelik kısıtlamaları 21 Haziran'a kadar uzatmıştı. Ankara ve Moskova arasında süren diplomasi trafiğinin ardından Türkiye'ye bir heyet gelmesi ve yerinde inceleme yapması kararı verildi. İşte şimdi o heyet bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rus heyetin ziyaretiyle ilgili olarak 3. ve son aşamadayız açıklamasını yaptı. Rus heyetin yakın bir zamanda geleceğini söyledi. 3. ve son aşamadayız. Program istediler, gönderdik, tarih bekliyoruz. O aşamaya geldik. Türkiye'de ziyaret edecekleri şehri kendileri belirleyecekler. Şu an Antalya görünüyor. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy, Rusya'dan gelecek heyetin yerinde tespit yapacağını söyledi. Nihai kararı Rus hükümeti verecek. Bakan Ersoy, Avrupa ülkelerinin COVID yönetim merkezleriyle görüşme süreci devam ediyor. Bakan Ersoy, 8'den fazla ülkeyle görüşme sağlandığını söyledi. Avrupa ülkeleriyle görüşmeler hızlandı. Fransa ile de başlıyor. Belçika, Hollanda hepsiyle görüşüyoruz. Sağlık birimleri mutabakatı sağlıyor. Her ülkenin kriterleri farklı. Avrupa Birliği ortak karar almıyor, tavsiye kararı alıyor. Her ülke kendi protokolünü kendisi yapıyor. Tek tek görüşmek gerekiyor, hepsiyle de görüşülüyor. Bakan Ersoy, talebin yoğun olduğu ücretsiz halk plajlarına yenilerinin ekleneceğini anlattı. Şu anda 7 tane olan plajların sayısı önümüzdeki yıl 2 kat artacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO'ya üye olma ihtimalini değerlendirdi. NATO'nun Rusya sınırlarının yakınlarında askeri altyapısını güçlendirdiğine dikkati çeken Putin, NATO'nun sınırlarımıza yakınlaşması Rusya'nın güvenliğini etkileyecek kadar önemli bir husustur, dedi. ...14 Haziran'da gerçekleşecek NATO zirvesi öncesinde önemli mesajlar verdi. NATO'nun sınırlarımıza yakınlaşması önemli bir husus, dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO üyesi olma ihtimaline karşı endişesini açıkladı. Putin, Rus televizyon kanalına verdiği röportajda NATO'nun askeri faaliyetlerini değerlendirdi. NATO'nun Rusya sınırlarının yakınlarında askeri altyapısını güçlendirdiğine dikkat çeken Putin, NATO'nun sınırlarımıza yakınlaşması Rusya ve Rus vatandaşlarının güvenliğini etkileyecek kadar önemli bir husus, dedi. Ukrayna'nın NATO üyesi olmak istediğini söyleyen Putin, bunun boş bir mesele olmadığını vurguladı. Putin, Polonya ve Romanya'daki Amerikan füzelerinin Rusya'nın merkez bölgesine 15 dakikada varabileceğine dikkat çekti. Ukrayna NATO üyesi olursa Amerikan füzelerinin Kharkiv veya Dnipro kentlerinden Moskova'ya uçuş süresi 7-10 dakikaya düşecek diye konuştu.
Putin ayrıca Ukrayna vatandaşlarının birçoğunun NATO üyeliğini istemediklerini söyledi. Geçtiğimiz aylarda Ukrayna sınırında Rusya ile yaşanan kriz nedeniyle Ukrayna'nın NATO'ya üye olması konusu gündeme gelmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Haziran'da Cenevre'de ABD Başkanı Joe Biden'la ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek. Suriye Hazike'de Rus askeri konvoyu PKK-YPG'nin döşediği mayınlara temas etti. Patlamada bir Rus askeri hayatını kaybetti, 3 Rus askeri de yaralandı. Patlamaya ve terör örgütünün döşediği mayınlara Rusya'nın tepkisinin nasıl olduğuna bakacağız. Moskova'ya gidiyoruz. Haber muhabiri Akşin Kişiyev karşımızda. Can Okanar, Rusya Suriye'den gelen acı bir haberle sarsıldı. Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'nin Haseke bölgesinde Rusya'ya ait zırhlı aracın mayına basması sonucu bir Rus askerinin hayatını kaybettiğini, 3 askerin daha yaralandığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında 9 Haziran çarşamba günü Suriye'nin Haseke bölgesinde Rus askeri polisinin devriyesi sırasında zırhlı aracın mayına basması sonucu patlama meydana geldiği bildirildi. Açıklamada patlama sonucu bir Rus askerin aldığı yaralardan dolayı olay yerinde hayatını kaybettiği, araçta bulunan 3 Rus askerinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilen açıklamada, yaşamını yitiren askerin ailesine gereken tüm yardım ve desteğin sağlanacağı belirtildi. Üzücü olayın meydana geldiği Suriye'nin kuzeybatısındaki Hasekeyli'nin Darbeşiye bölgesi terör örgütü YPG-PKK işgali altında bulunuyor. Türkiye'nin terör örgütü YPG-PKK'ya karşı 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasıyla ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde boşalttığı bazı üslere Rus güçleri yerleşmişti. Rusya'nın o tarihten beri Fırat Nehri'nin doğusunda YPG-PKK işgalindeki bölgelerde üs sayısını artırarak varlığını güçlendirdiğini hatırlatarak sözü başkent Moskova'dan İstanbul'a bırakıyorum. Can Okanar. Sıcak bir gelişme var. İstanbul Fatih'te bir otelin sauna bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Görüntüler olay yerinden canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Fatih'te bulunan bir otelin sauna bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden yetkililerin haber vermesi üzerine otele itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelde kalan turistler ise tahliye edildi. Bazı turistlerin dumandan etkilendiği öğrenildi. İtfaiye ekipleri görüntülerde de izlediğiniz gibi yangına müdahale etmeye devam ediyor. Esnafa yönelik 3.000 lira ve 5.000 liralık hibe desteği ödemeleri bugün başladı. Ankara'ya gidiyoruz. Haber muhabiri Rüya Akkuş karşımızda. Evet, bugün itibariyle başvurularını yaparken banka hesap bilgisi bildiren esnaflar paralarını çekmeye başladılar. Dolayısıyla eğer kafalarında şöyle bir karışıklık varsa paraları nereden çekeceğiz diye bildirdikleri banka hesaplarını kontrol etmeleri yeterli. Ancak herkes aynı gün hesaplarında para görememiş olabilir. Bunun da tek bir sebebi var. Bu ödemelerin başvuru sırasına göre yapılıyor olması. Biliyorsunuz aslında başvurular henüz bitmedi. Bu kapsamda başvurular sürmeye devam edecek ve dolayısıyla ödemeler de devam edecek. Hemen aktaralım isterseniz. 188.194 kişiye 5.000 lira, 843.683 kişi 3.000 lira olmak üzere toplamda 1.031.877 kişiye 3.472.000.000 liralık hibe desteği verilecek. Başvurular devam ettiği müddetçe bu miktarda da bir artış söz konusu olacak. Yine hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 itibariyle gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirleri yararlanabiliyor. Bunu da altını çizmekte fayda var. Dolayısıyla bu şartları sağlayan kişilerin başvurması gerekiyor ve başvuru sonuçlarını eğer olumlu yanıt aldılarsa da 3.000 lira ve 5.000 lira şeklinde ödeme alacaklar. Dediğim gibi başladı. Bugün itibariyle başladı. Ancak başvuru sıralamasına göre bu ödemeler yapılıyor. Eğer ki bugün o parayı banka hesaplarına göremedilerse yarın bir kez daha denemelerinde fayda var.
Şimdi yıllardır savaşın sürdüğü Suriye'ye gidiyoruz. Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Azez'de savaşın gölgesinde uçurtma şenliği düzenleniyor. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş o şenlikte. Suriye'de terörden arındırılan Azez'deyiz. Azez'de Yunus Emre Enstitüsü tarafından Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl anma etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Uçurtma Festivali düzenleniyor. Uçurtma Festivali'nde çocuklara uçurtmaları dağıtıldı. Bir kısmı da uçurmaya başladı. Hatta bu tarafta hemen gördüğünüz gibi uçurtmalar yavaş yavaş uçmaya başladı. Hatta bir tanesi oldukça yükselmiş. Türk bayraklı bir uçurtma var havada. Ve en yüksekte de Türk bayraklı uçurtmayı görüyoruz. Uçurtmalarda ağırlıklı olarak Türk bayrağı, Özgür Suriye bayrağı, bunun yanı sıra Filistin bayrağının da olduğunu gördük. Tabii çeşitli çocuk kahramanlarının figürleri de yine uçurtmalarda yer alıyor. Tabii yalnızca uçurtmalar değil. Hemen bu tarafta şişme oyun alanları var. Buralarda çocuklar eğleniyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği Gençlik ve Uçurtma Festivali'nde. Bu noktada da çeşitli standlar var. Bu standlara baktığımızda bu standlarda çocuklara dondurma dağıtıldığını, çeşitli boya kitapları, boya kalemleri, yine uçurtma dağıtımı, hemen bu noktada Maraş dondurması dağıtımı yapılıyor. Çocuklara abi çocuklara teşekkür ederiz. Dondurma dağıtımı yapılıyor. Burada yine robotik kodlama ile ilgili bir atölye var. Bu noktada da çocuklar robotik kodlama gördüler, eğlendiler. Yine bunu burada Cumhurbaşkanlığı himayelerinde akademik ve bilimsel işbirliği projesi kapsamında yine çocuklara o noktada çeşitli oyunlar oynatılıyor. Hemen burada işte 3D teknolojisiyle çocuklar bilgisayar oyunlarıyla buluşuyor. Buraya geldiğimizde burada bisikletlerle yine bisiklet yarışı yapıyorlar ama aynı zamanda da gerçekten pedal çevirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla çok kapsamlı bir çocuk festivali düzenleniyor bu noktada. Hemen bu tarafa doğru geldiğimizde burada da Türkçe, Kürtçe ve Arapça şarkılarla konserler veriliyor. Çocukların bir kısmı da şu anda konseri izliyoruz. Bir kısmı yerde minderlerde, bir kısmı da ayakta. Şöyle alanı genel görmek istiyorum Mehmet Ali. Alana genel baktığımızda çocukların coşkusunu, sevincini, eğlencesini görebiliyoruz. Dolayısıyla Türkiye eğitimden sağlığa, temel ihtiyaçlardan, sosyal faaliyetlere kadar birçok alandan Suriyeli gençlerin, çocukların yanında olmaya devam ediyor. Görüyorsunuz adeta izdiham var. Dağıtan kişi de çocuklarla birlikte eğleniyor, gülüyor. Dolayısıyla burada oldukça güzel, oldukça keyifli, eğlenceli bir festival devam ediyor. Bu çocuklar savaşta doğdu. Büyük bir çoğunluğu 10 yaşında bile olmayanlar var. Dolayısıyla bu çocuklar doğduklarında harap olmuş, yıkılmış bir ülkeyle, bir memleketle karşılaştılar. Onlar memleketlerini inşa eden Türkiye ile karşılaştılar. Bunun neticesinde de bugün bu çocuklar Gençlik ve Uçurtma Festivali'nde doyasıya eğleniyor. Biz de bu anları haber olur ekibi olarak ekranlara getiriyoruz diyelim. Söz tekrar Azez'den merkeze bırakalım. Saat başında devam edeceğiz. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemindeydi. Ortak aday tartışmasına da katıldı. Ankara'ya gidiyoruz. Notlar Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ta. Can Okalar, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce gündemdeki önemli sıcak başlıklarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öncelikli olarak bir süredir yine Kanal İstanbul konusu muhalefet tarafından eleştiriliyor ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul projesini durduracaklarını ve bu projeye yatırım yapan yatırımcılara paralarını ödemeyeceklerini aktarmışlardı. Bu konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklaması oldu Muharrem İnce'nin. Aynen şu ifadeleri kullandı.
Biz iktidar olduğumuzda parayı ödemeyiz. Devlet yönetecek insanların bunu söylememesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir hakkınız yok. Oraya gelecek olan bir yatırımcı bunun tahkimini uluslararası anlaşmasını yapar. Ya o parayı ödersiniz ya da dünyadan dışlanırsınız. Bu seçmeni kandırmaya yönelik bir laf olarak algılıyorum dedi. İYİ Parti Genel Başkanı ile CHP liderine bu açıklamaları nedeniyle bu şekilde eleştirilerde bulundu Muharrem İnce. Diğer bir konuda yine uzun süredir Millet İttifakı'nın ortak bir adayla Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gideceği konuşuluyor. Her iki partinin genel başkanından gelen açıklamalar da bu şekildeydi. Muharrem İnce'nin ortak aday yani çatı aday önerisine de yine itirazı var. Şöyle dedi yine Muharrem İnce, bu mümkün değil, doğru değil, bilime aykırı, katılımın yüksek olabilmesi için adayın çok olması gerekir dedi. Şunu söyledi yine tırnak içerisinde, ey ahali Erdoğan çok güçlü, ben bunu yenemem, gelin bütün sülalemizi toplayıp beraber olalım, Erdoğan'ı yenelim, kendinize güvenmiyor musunuz, özgüveniniz yok mu sözleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ortak adayının adayın doğru bir hamle olacağını düşünen muhalefetteki liderlere bu şekilde itirazda bulundu. Bu açıklamalarını MYK toplantısının ardından yaptı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Can Okunar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu meclis grup toplantısında Çankırı'da yaşayanların işsizlik nedeniyle Ankara'ya göç ettiğini iddia etmişti. Çankırılılar Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Çankırı'da da büyük bir işsizlik var. İnsanlar Çankırı'dan Ankara'ya göç ediyorlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine Çankırılıların yanıtı gecikmedi. Devletimiz sağ olsun bize gerekli yardımları yaptı. Gerek 3 ay olsun 1000 lira olarak ve şu an için 3000 lira desteği var. Ya Kılıçdaroğlu artık yani böyle daha dolu konuşmayı tavsiye edebilirim yani. Bugüne kadar konuştukları yani milletin gözüne giremedi. Yani artık böyle yalan iftiradan ziyade daha doğru bir politika izlemesini öneririm kendisine. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında yaptığı konuşmada Çankırı'da yaşayanların işsizlik nedeniyle Ankara'ya göç ettiğini iddia etti. Ancak işin aslının öyle olmadığı, Çankırı Esnaf Odası'nın tuttuğu kayıtlar incelendiğinde net bir şekilde ortaya çıktı. Çankırı'da göç olay yoktur. Çankırı'daki Ankara Kırıkkale bağlantılı esnaf kardeşlerimiz gelip Çankırı organizasyonunda çalışmaktadır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yapmış olduğu grup toplantısında Çankırı'ya değindi. Çankırı'da yaşayan esnafların ve vatandaşların durumunun hiç iyi olmadığını ve Çankırı'dan Ankara'ya göç yaşandığını söyledi. Biz de şu anda Çankırı sokaklarında Çankırılı esnaflara bu sorunun cevabını soracağız. Bu kesinlikle bir yalan politikası. Yani bizim üstümüzden prim yaparak kendilerini biz yanındayız gibi düşünüyorlar. Herkes burada kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Esnaf da bunu biliyor, halkımız da bunu biliyor. Yani burada ne kadar da geçseler de hiçbir şekilde bir şey elde edemezler. Esnaf Çankırı'ya giderek ziyaretlerde bulunan CHP milletvekillerinin tutumlarının da samimi olmadığı görüşünde. Yani direkt söylem şu. Nasılsınız? Değil. Durumunuz çok kötü değil mi? Buraya provokatörlük yapmaya gelmişler. Söylemlerinin yanlış olduğunu bildiğimiz için doğruları söyleyince zaten kendileri gittiler buradan. Şu an dünyanın halini görmekteyiz. Evet. Yani dünyanın halini illaki sıkıntı var ama öyle abartıldığı gibi şu an hükümet üzerine düşmüyor, yapıyor dersek yalan olur. Çankırılıların Kemal Kılıçdaroğlu'na ortak bir mesajı var. Durumumuz gayet iyi. Devlet tarafından bize gerekli yardımlar yapıldı dedi. Pandemi döneminde yapılan yardımlar başka hangi ülke yaptı? Yani nereler yaptı? Şu pandemide çektiğimiz sıkıntıları
Herkes biliyor yani iktidarımız olmasaydı, yani bu devlet bu başta olmasaydı kim bilir daha ne zorluklar çekecektik. Olarak... Kılıçdaroğlu valla önce önündeki işlere baksın, kimsenin işine karışmasın. Biz Çankırı'da gayet mutluyuz, mesutuz, memnunuz. Gayet de güzel yaşıyoruz yani. Biz memnunuz bu şekilde. Allah'a şükür. Ya bu virüsü de bu hükümet getirmedi yani buraya. Bütün esnaf çekiyoruz bunu. Bir an önce bitmesini istiyoruz. Kurban Bayramı yaklaşırken vekalet yoluyla kesilecek kurban ücretleri de belirlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125, yurt dışında da 925 lira olduğunu açıkladı. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş. 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesme bedeli belirlendi. Türkiye Diyanet Vakfımızca bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri yurt içi 1125 Türk lirası, yurt dışı ise 925 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nda düzenlenen 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu tanıtım toplantısına katıldı. 30 yıldır vekaletle kurban kesildiğine işaret eden Erbaş, dünyada yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Başta Müslüman coğrafyalar olmak üzere neredeyse dünyanın her yerinde savunmasız insanlar, işgallerin, savaşların, terör olaylarının, zulümlerin, yoksulluk ve umutsuzluğun girdabında varlık mücadelesi vermektedir. Müslümanlar olarak birlik ve beraberlik içerisinde daha çok emek ve gayret göstererek dayanışma ve yardımlaşma mekanizmalarımızı daha fazla güçlendirmemiz gerekmektedir. Erbaş, kesilecek kurbanların her yıl olduğu gibi yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi. 20 milyondan fazla ihtiyaç sahibine Türkiye'nin iyilik elinin ulaştırılması hedeflenmektedir. Vekalet yoluyla kurban çalışmalarımız kapsamında Türkiye'de 81 il, 922 ilçede, yurt dışında ise 100 civarında ülke, 280 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini uzatacağız, ulaştıracağız inşallah. Kurbanını vekalet yoluyla kestirmek isteyen hayırseverler, vekaletlerini il ve ilçe müftülüklerinin yanı sıra elektronik ortamdan da verebilecek. Vatandaşlarımız tdv.org ve bağış.tdv.org adreslerinden çevrimiçi bağış yapabileceklerdir. Mobil bağış uygulamamız üzerinden de kurban vekaletlerini verebileceklerdir. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, Türkiye Diyanet Vakfı ve PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı vekaletle kurban organizasyonuna katılım sağlayabileceklerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bugün deniz salyasının nedeni ve çözüm önerilerinin belirlenmesi için meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge görüşülecek. Ankara'ya gidiyoruz. Haber muhabiri Tülay Ağoğlu karşımızda. Can o kadar müsilaj sorununa Türkiye Büyük Millet Meclisi el atıyor, devreye giriyor daha doğrusu. AK Parti grubu da önerge vermişti. Aslında tüm partilerin de grup önerileri var bu konuda araştırma komisyonunun kurulmasına ilişkin. Şimdi bugün görüşmeler yapılacak, parti temsilcileri konuşacaklar bu soruna ilişkin. Sonrasında bir araştırma komisyonu kurulacak, kurulması oylanacak, kabul edilmesi de kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü tüm partilerin onayı var bu konuda. Müsilaj sorunuyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulacak. Tüm partilerin milletvekilleri olacak bu araştırma komisyonunda. Ve deniz salyasının sebepleri, nasıl çözüm bulunacağı konuları burada uzmanlarla değerlendirilecek bu komisyonda enine boyuna masaya yatırılmış olacak. Ve sonrasında da bir rapor hazırlayacak komisyon. Bu raporda yine ilgili bakanlıklara da gönderilecek ve önemli bir çalışma yapılmış olacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Özetle şunu söyleyelim, bugün komisyon kurulması konusu ele alınacak, partiler görüşlerini ifade edecekler. Sonrasında da bir komisyon kurulacak diyelim müsilajla ilgili. Can Okanar'a bırakalım sözü. Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında İzmit Körfezi'ndeki deniz salyası toplama işlemi de devam ediyor. Denizden çıkarılan müsilajın nasıl imha edildiğine bakacağız şimdi. Kocaeli'ne gidiyoruz. Haber muhabiri Hakan Süer karşımızda. Marmara Denizi'nde müsilajı yani deniz salyasını toplama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz şu anda İzmit Körfezi'ndeyiz ve burada da ekiplerin yoğun bir çalışma yaptığını söyleyebiliriz. Peki bu denizden toplanan müsilaj nasıl imha ediliyor? Hemen onu size gösterelim. Biz şu anda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı'nın yapmış olduğu çalışmayı göstereceğiz. Bakın görmüş olduğunuz bu deniz bisikletleriyle müsilaj toplanıyor ve görmüş olduğunuz gibi su geçirmez çuvallar eşliğinde birazdan kıyıya getirilecek. Ekipler şu anda görmüş olduğunuz gibi işte tankerlerle ve vinçlerle o müsilaj dolu yani deniz salyası dolu çuvalı şu anda kıyıya vinçle taşıyor. Bakın görüntülerde görüyorsunuz o çuvalın içi tamamen müsilaj dolu. Gerçekten inanılmaz da bir koku var burada. Tabii koku size gelmiyor ama görüntü kirliliğinde net bir şekilde çuvalların içerisinde görebiliyorsunuz. Kameram arkadaşım size gösteriyor. Bakın şu anda denizden çıkartılan bir çuval ve şu anda da tankla birlikte birazdan kamyona indirecek ve buradan nereye gidecek? İzaydaş'a gidecek ve İzaydaş'ta imha edilecek. İşte görmüş olduğunuz gibi vinç eşliğinde şu anda kamyona yükleniyor. Hemen alt tarafta bakın çuvalın diğer çuvalın içerisindeki müsilajları görüyorsunuz. Gerçekten çok çirkin bir görüntü var. Günde ortalama 20 ila 30 ton arasında sadece İzmit Körfezi'nde toplanan müsilaj var. İşte bunu Marmara Denizi'ne böldüğümüzde gerçekten oldukça ciddi bir rakam. Gün boyunca devam ediyor. Hem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hem Kocaeli Valiliği eşliğinde İzmit Körfezi'ndeki birçok noktadan işte deniz müsilajları bu şekilde toplanıyor. Ardından da İzaydaş'a getiriliyor ve İzaydaş'ta da imha ediliyor. Bakın görüntüler gerçekten hemen çuvalın içini görüyorsunuz. Tonlarca ağırlığında müsilaj işte denizden toplanıyor. Ardından da buraya getiriliyor, marinaya getiriliyor ve buradan da imha edilmek üzere İzaydaş'a getiriliyor. Bakın diğer bir müsilaj dolu çuval şu anda kıyıya çıkartılmıştı. Ekipler tarafından, İzaydaş ekipleri tarafından ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yüklemesi yapılıyor. Ardından da kamyonlarla İzaydaş'a taşınıyor ve ardından da imha ediliyor. Bilindiği gibi pazar günü, geçtiğimiz pazar günü Çevre Bakanı'nın katıldığı törenle koruma planı açıklanmıştı. İşte o koruma planı çerçevesinde Marmara Denizi'nde 22 acil eylem planı ortaya çıktı ve bu acil eylem planının önemli noktası işte görmüş olduğunuz gibi müsilajların denizden toplanması ve şu anda da ekipler topladıkları müsilajları görmüş olduğunuz gibi kamyonlara yüklüyorlar ve bertaraf etmek için de birazdan İzaydaş'a doğru yola çıkacak. Toparlamak gerekirse uzun süredir çalışma başlamıştı Kocaeli'nde aslında. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu zamana kadar yaklaşık 300 tona yakın deniz müsilajını İzmit Körfezi'nden topladı ve bertaraf etti diyelim. Sözü buradan şimdilik size bırakalım. İran donanmasına bağlı iki savaş gemisinin Atlantik Okyanusu'nda batıya doğru yani Amerika kıtasına doğru ilerlemesi Washington'ı harekete geçirdi. Şimdi gelişmeler için Tahran'a gidiyoruz. A Haber muhabiri Ekber Karabağ karşımızda.
Evet, Cano Konar, İran'a ait iki savaş gemisi Atlantik Okyanusu'nda kuzeybatıya doğru ilerliyor. İran tarihinde ilk kez bu bölgeye savaş gemisi göndermiş oluyor. Gemilerinin birinin ismi Sehen, diğerinin ismi ise Mekran. Mekran aynı zamanda İran'ın en büyük savaş gemisi. Gemilerin rotası net değil. Bugüne kadar İran'dan bu konuda bir açıklama yapılmadı. Ancak Venezuela'ya veya en düşük bir ihtimalle Küba'ya gitmekte olduğu öngörülüyor. Amerika Birleşik Devletleri bu gemileri yakından takip ettiğini bildirdi. Ve deyim yerinde ise bu bölge ABD'nin bir arka bahçesi ve İran'ın bu bölgede bulunmasını ABD istemiyor. Bu yüzden hem Venezuela yönetimini hem Havana yönetimini bu konuda uyardı. Amerika Birleşik Devletleri bu iki ülkeden bu gemilerin o ülkelerin limanlarında demirlememesini hatta kara sularına girmemesi konusunda uyarıda bulundu ve özellikle Venezuela'yı böyle bir işleme başvurması durumunda yaptırımları hafifletme işleminin zayıflayabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu gemilerin silah taşıyıp taşımadığı belirsiz. Fakat Mekran gemisinin üzerinde devrim muhafızlarının sıkça Basra Körfezi'nde kullandığı botların göründüğü uydulardan tespit edildi. Bugün sabah saatlerinde İran Devlet Televizyonu ilk kez bu gemilere ait görüntüler yayınladı. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Habibullah Amiral Habibullah Sayyari yaptığı bir basın toplantısında İran'ın denizdeki gücünü göstermek amacıyla bu bölgeye savaş gemisi gönderdiklerini ifade etti. Fakat İranlı komutan yine bu gemilerin rotasının tam olarak neresi olduğunu anlatmadı. Almanya Sağlık Bakanlığı, Çin'in Sinovac ve Rusya'nın Sputnik aşılarını tanımayacağını duyurdu. Tabii bu Almanya'da yaşayan Türkler için de bir anlam ifade ediyor. Haber muhabiri İsmail Erel Frankfurt'tan karşımızda. Yine siyaset girdi galiba işin içine İsmail Erel. Evet, Almanya'da ve Avrupa'da koronavirüse karşı aşılama işlemi tüm hızıyla devam ederken Sağlık Bakanı'nın bu açıklaması aslında şaşırttı çünkü sonuçta halen inceleme devam ediyor. Yani her an Avrupa Birliği İlaç Ajansı EMA'dan bu aşılar içinde onay çıkabilir. Ancak Avrupa Parlamentosu'nda bir oylama yapıldı ve Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olacak dijital aşı karnesinin kullanımına onay çıktı. AB ülkelerinde 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi beklenen dijital kimliğin önümüzdeki yaz aylarında sorunsuz ve güvenli seyahati mümkün kılması bekleniyor. Yani Avrupa Birliği ülkeleri aşılananlara bir dijital sertifika verilmesini öngörüyor. Buna göre aşı pasaportu aşı yaptıranların cep telefonlarında dijital ortamda bulunacak. Aşı sertifikası için AB ülkeleri herhangi bir ücret talep etmeyecek. Yani AB aynı zamanda hangi aşıların kullanılacağını yani kimlerin kabul edileceğine de karar verdi. Ve buna göre BioNTech, AstraZeneca, Moderna ve Johnson aşısı dışında bir aşı yaptıranlara dijital aşı sertifikası verilmeyecek. Listede dediğiniz gibi Çin aşısı Sinovac ile Rusya'nın Sputnik V aşısı bulunmuyor. Bu özellikle ne anlama geliyor? Aşıyı Türkiye'de yaptıran ancak ikameti Almanya'da olan insanlara bu aşı kimliği verilmeyecek. Ne zaman ki EMA bu aşıları da kabul ederse o zaman bunlara da bir seyahat özgürlüğü gelecek. Yani hiçbir şekilde karantinaya girmek zorunda kalmayacaklar. Karantinaya girmek zorunda kalmayacakları gibi aynı zamanda test yapma mecburiyeti de ortadan kalkıyor. AB arasındaki zaten seyahatlerde test ve karantina zorunluluklarını ortadan kaldırmak için geliştirildi bu dijital aşı sertifikası. Bu aynı zamanda AB'nin yanı sıra diğer ülkeler olan işte Liechtenstein, Norveç ve İsviçre, İzlanda gibi ülkelerde de kullanılacak. Almanya'da pazartesi gününden itibaren uygulama başlayacak ve Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn aşılarını tamamlayanların örneğin uçağa, sinemaya, restorana ve otele giderken cep telefonlarında dijital aşı karnesiyle aşı olduklarını kanıtlayabileceklerini söyledi. Ancak hiçbir şekilde Jens Spahn Sinovac veya Sputnik aşısı yaptıranların durumunun ne olacağını, önümüzdeki aylarda bunun netlik kazanıp kazanmayacağı konusunda bir açıklama yapmadı diyelim ve buradan sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issık Göl Forumu'nda konuştu. İzliyoruz. Değerli dostum, Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli misafirler,
hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Japarov, eşi ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda ülkemize hoş geldiniz diyorum. Cengiz Aytmatov Isık Göl Forumu'nun dördüncüsü vesilesiyle bizlerle birlikte olan tüm dostlarımıza, kardeşlerimize, kültür, sanat ve edebiyat dünyamızın temsilcilerine şükranlarımı sunuyorum. Değerli dostum Sayın Japarov ve heyetiyle bugün Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyimizin 5. toplantısında çok verimli, samimi görüşmeler gerçekleştirdik. Siyaset, ekonomi, güvenlik, terörle mücadele, kültür ve eğitim gibi pek çok alanda atacağımız adımları kararlaştırdık. İkili ilişkilerimizin hak ettiği seviyeye ulaşması konusunda Kırgız dostlarımızla aynı hissiyatı paylaştığımızı memnuniyetle gördük. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını tahkim edecek her adımı cumhurbaşkanları olarak desteklemekte kararlıyız. Kardeşliğimizin ve dayanışmamızın en büyük gücü gönül, kültür ve medeniyet coğrafyamızın sancakları, bayrakları ve yol başçılarıdır. Kalem ve kelam erbabı değerlerimiz sayesinde canlılığını devam ettiren köklerimizden çiçek açıyor, yaprak açıyor, serpiliyor ve hep birlikte o ulu çınarların altında büyük bir aile olarak toplanıyoruz. Sahip olduğumuz medeniyet ve kültür hazinemizi işleyen yazarlarımız, şairlerimiz ve fikir adamlarımız yeniden diriliş ve yükseliş için bize yön gösteriyor, yol gösteriyor. Büyük şairimiz Yahya Kemal Türkçe için ses bayrağımız diyor. Cengiz Aytmatov işte bu bayrağı Türkistan coğrafyasının kutup yıldızı olarak tüm dünyada parıldayan, kalpleri buluşturan, gönülleri kuşatan bir sancak haline getiren değerlerimizin başında geliyor. Bu öyle bir sancak ki üzerimizdeki asırlık küllerden silkinip yeniden ayağa kalkmamızı, hep birlikte yükselmemizi sağlıyor. Kültür hazinemizin en güzide isimlerinden olan Yusuf Has Hacip, yurdu kılıçla alırsınız, kalemle tutarsınız diyor. Balasa Gunlu Yusuf, Kaşgarlı Mahmut, Alişir Nevai, Nasır-ı Hüsrev, Kadı Burhanettin, Yunus Emre, Fuzuli, Mahtum Kulu gibi söz ustaları da bizim dilimizi, edebiyatımızı, tarihimizi ve düşünce dünyamızı şekillendirdi. Kenan Kunanbay, Mehmet Akif, Muhtar Avezov, Çolpan, Necip Fazıl, Sabir, Kasım Tınıstanoğlu, Sıdık Karaçev, Vahapzade, Çobanzade, Şehriyar gibi kalem ustaları da çağımızı aydınlatan eserlere imza attılar. Eserleriyle tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi gelecek nesillere aktaran Aytmatov, işte bu geleneğin yakın tarihteki en güçlü temsilcilerinden biridir. Değerli misafirler, kökleri çok eski tarihlere dayanan Kırgızların dünya edebiyatına kazandırdığı eşi olmayan iki mücevher vardır. Bunlardan ilki kendi alanında dünyanın en uzun metni olma özelliğine sahip
Manas destanı ve destanın kahramanı Manas'tır. İkinci mücevher ise Cengiz Aytmatov'dur. Merhum Aytmatov eserleriyle dünya edebiyatının en önemli kalemleri arasındaki yerini alırken yaptığı diğer hizmetlerle de Kırgızların günümüzdeki milli kahramanı haline gelmiştir. Aytmatov yazdığı birbirinden değerli eserleriyle dünya çapında bir yazar olarak edebiyat tarihindeki yerini alırken bizatihi kendi hayat hikayesiyle de uzun uzun üzerinde durulmayı hak eden bir şahsiyettir. Neredeyse her yaygın dile çevrilen, 10 milyonlarca baskısı yapılan eserleriyle Aytmatov, doğduğu ve yaşadığı toprakları, bozkırı, dağları, gölleri, nehirleriyle Kırgız kültürünü tüm insanlığa tanıtmıştır. Manas'ın karargahının bulunduğu Talas Vadisi'ndeki Şeker Köyü'nde dünyaya gelen Aytmatov'u tüm dünyanın ve tabii en başta da bizim ortak değerimiz olarak görüyoruz. Yazarlar toplumlarının aynasıdır hakikatinden hareketle. Aytmatov da ait olduğu toplumun aşklarını, özlemlerini, sevinç ve kederlerini büyük bir içtenlikle eserlerine yansıtmıştır. Zor bir coğrafyaya hitap etmesine rağmen umutsuzluğa yer vermemiş. En can yakıcı sıkıntıları dile getirirken bile onların üstesinden gelmenin yollarını göstermiştir. Aytmatov, insanlar kaderlerini ararlar. Kaderler de insanları diyerek çilekeş Kırgız halkının bir dönem en çok arayışında olduğu soruyu cevaplamaya çalışıyordu. Bu büyük yazarımız kim sevgiye, dostluğa, adalete, insanlar arasındaki gerçek samimiyete ve masallarda kaldığı zannedilen ideallere bütün kalbiyle inanırsa gerçek kahraman odur derken aslında ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için diyen Yunus'un diliyle sesleniyordu. Hazreti Mevlana'nın izinden giderek bir ayağını doğduğu topraklara sabitleyen Aytmatov, diğer ayağıyla da bütün dünyayı kuşatan cihan şumul bir daire çizmeyi başarmıştır. Burada bir arada bulunmamıza vesile olan Issık Göl Forumu da Aytmatov'un başarılarından biridir. Kurucusu olduğu foruma Aytmatov'un adının verilmesini de bir kadir şinaslık örneği olarak takdirle karşılıyorum. Çok yönlü bir fikir, edebiyat ve diplomasi insanı olan Aytmatov'un hem dünya edebiyatına hem de siyasi tarihe kazandırdığı en dikkat çekici kavramlardan biri nedir biliyor musunuz? Mankurtluktur. Kişinin kendisine, ailesine, toplumuna, milletine, tarihine, kültürüne, kısacası daha önce sahip ve ait olduğu her şeye yabancılaşması, hatta düşmanlaşması demek olan mankurtluk aslında kölelik anlamına geliyor. Unutulmaz eseri Gün Olur Asra Bedel. Romanında kullandığı mankurt kavramını ve bunu izah için anlattığı olayı biz de her fırsatta kendisini rahmetle anarak kullanıyoruz. Coğrafyamızı mankurtlardan kurtarabildiğimiz ölçüde hep birlikte geleceğimize, güvenle bakabileceğimize, hedeflerimize hızla yaklaşabileceğimize inanıyoruz. Bu duygularla geçmişten bugüne, günümüzden geleceğe köprü kuran eserleriyle bütün insanlığa emsalsiz bir miras bırakan
Cengiz Aytmatov'u tekrar rahmetle yad ediyorum. Cengiz Aytmatov, Isık Göl Forumu'nun düzenlenmesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Sadır Çaparov'a ülkemize ziyareti ve foruma iştiraki için şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Ve ajansı bugünlük de burada noktalıyoruz. Sırada ekonominin gündemi var ve Hande Özdemir karşımızda. Önemli gün herhalde, epey detay var ve halkımızı da esnafı da büyük ölçüde yakından indiren, ilgilendiren uygulamalar da başladı zaten. Kolay gelsin diyelim. Teşekkür ederiz. Yarın saat 13'te tekrar buluşmak umuduyla esen kalın. Ekranlarınızda da kalın çünkü Banu El sizlerle birlikte olacak. Halkbank'ın katkılarıyla. A Haber ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Ben Hande Özdemir Gül. Ekonomide öne çıkan bir konuyu değerlendireceğiz. Türkiye'de yatırımlar devam ediyor. Dev projeler hayata geçiyor. Bu dev projeler hayata geçerken de beraberinde de algı operasyonları düzenleniyor. Bir tehdit dili oluşturuluyor. Şimdi bu yatırımlara etkisi nedir? Konuğumuz var. Konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı bizlerle birlikte Sayın Orhan Aydın. Sayın Aydın, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Hande Hanım, yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Türkiye'de yeni yatırımlar gerçekleşiyor. Dev projelerden bahsediliyor, hayata geçen ve geçecek olan. Şimdi bu yatırımlar gelirken bir yandan da bir tehdit dili oluşturuluyor. Bazı açıklamalar takip ediliyor ve burada da algı operasyonu da düzenleniyor. Bu yatırımların önü neden kesiliyor? Nasıl yorumlarsınız? Buyurun. Evet, maalesef ki bizler de ekonomi tarafındaki, iş dünyasındaki taraflar olarak da üzülerek bu açıklamalara bizler de şahitlik etmiş oluyoruz. Tabii bakıldığında son 20 yıllık dönemde ardı ardına yapılan büyük projelerin, işte köprü projelerinden tutunuz, Marmaray'dan tutunuz, bugün her birinin çok büyük projeler olduğu ardı arda projeleri hükümetimiz hamdolsun yerine, bilhakkın yerine getirdiler. Ve kanal projesi de bugün bakıldığında ülke ekonomisini ilgilendiren aslında en önemli konularında başında geliyor. Bugün özellikle kanalın ekonomiye etkilerini sadece incelediğimizde dahi İstanbul Boğazı'ndaki artık tanker trafiğinin olmayacağı, kanalın ücretli olmasından kaynaklanan gelirin sağlanmış olması, bununla birlikte sadece Marmara bölgesinde %15'e varacak yeni bir istihdamın sağlanacak olması ve bununla beraber çevresel etkilerini de düşündüğümüzde bu kanal projesinin, İstanbul Kanal Projesi'nin ivedilikle vücut bulması da ekonomi tarafında önemli değerler katacağını ifade edebilirim. Çünkü Hande Hanım, bakıldığında dünyanın tüm ekonomik metropollerine bakıldığında, incelendiğinde her birinde bu tip kanalların olduğu şüphesiz hepimizin malumu. Bugün bakıldığında Almanya Kiel kanalından, İngiltere Manchester kanalından, Kanada Willand kanalından, Amerika'daki Houston kanalından tutunuz, zaten Süveyş kanalı ve Panama kanalı da zaten bunu söylememe bile gerek yok. Dünyanın en önemli kanalları ve 2020 yılındaki sadece Panama'nın gelirine bakıldığında sadece ki bu kanaldaki geliri 3 milyar doların üzerindeyken Süveyş kanalının da geliri yaklaşık 6 milyar dolar seviyesinde ekonomiye katkı sağladılar. Tabii bu kanalın, İstanbul'daki yapılacak bu yeni kanalın da ülkemiz açısından bugüne kadar hepimizin malumu, işte bizim ülkemizden geçen, boğazlardan geçenlerden maalesef ki herhangi bir gelir sağlamamakla birlikte hepimizin malumu, işte Rus istihbarat ve araştırma gemisi dahi elini kolunu sallayarak boğazlarımızdan geçecek durumdalardı Türkiye'de. Ancak bu kanalla birlikte hem kontrolü alınacak
Bununla birlikte de ülke ekonomisine çok önemli değer katacak bir proje olduğunu da bir kez daha ifade edebiliriz. Tabii ki siyasilerimizin özellikle bu dönemde bu 2020 yılından bu yana ülkenin yaşamış olduğu bu pandemi kriziyle uğraşırken ekonominin maalesef ki bütün dünyada bir daralma, küçülme, ekonomide bir küçülme söz konusuyken bugün Türkiye hamdolsun ilk çeyrekte %7'lik bir büyüme kat etti. Ve tüm dünyanın da aslında göz bebeği durumundayız bugün. Hem tedarik anlamında hem lojistik anlamında bugün hem Türkiye hem İstanbul bugün dünyanın göz bebeği olduğu da hepimizin malumu. Bugün özellikle siyasilerden istirhamımız bunu lütfen siyasi bir rant haline dönüştürmemeleridir. Çünkü bugün dünyada Türkiye'deki siyasilerin haberlerini hepimizin malumu manşetlerden girilecek durumdayken bugün bir yurt dışından yapılacak kredi sözleşmesinin ya da yurt içerisindeki bu inşaatlarda faaliyet görecek, ihalelere girecek şirketlerimizin ileriki dönemde ödemelerinin yapılmayacağı gibi bir tehditin de hiçbir dünya ekonomisinde bugün 2021 yılında konuşmamamız gereken bir konu. Özellikle siyasilerimizden istirhamımız, parti ayırt etmeksizin bunu ifade ediyorum. Lütfen ekonomiyi düşünerek, ekonominin verilecek beyanatların ekonomimize neler katacağını, yabancı yatırımcılar tarafından neler, nasıl sonuçlar doğuracağını düşünerek vermeleri ziyadesiyle önemli olacaktır. O yönüyle tabii ki şu anda bu haberler hepimizi üzmektedir ve inşallah bir an evvel bu haberlerden artık geri gelerek önümüzdeki süreçte ekonominin büyümesi, şahlanması ve sanayi tarafındaki çakların çok daha ileri pozisyona gelmesi için ilk vücut bir şekilde tüm siyasi partilerimizin gayretle çalışması gereken bir dönemdeyiz. O yönüyle ben burada hem hükümetimizin hem tüm siyasi partilerin de bu çağrıya destek vereceklerinde olan güvencim tamdır. Sayın Aydın, siz de belirttiğiniz Süveyş Kanalı'na alternatif bir projeden bahsediyoruz. Dev bir projeden bahsediyoruz. Bu noktada aslında bunun beraberinde ve önceki projelerde de yine çalışmalarda yabancı yatırımcı adına birçok açıklamalar ve bu noktadaki gelişmeleri de takip ettik. Yani yabancı yatırımcı algısı açısından. Burada yapılan açıklamalar yabancı yatırımcıyı kaçırır mı? Ne dersiniz ki belirttiniz? Buradaki açıklamaların dikkatli bir şekilde yapılması ve avantajlarından da bahsettiniz. Ettiniz ama ne dersiniz? Kaçırır mı? Hande Hanım, şimdi 2020 yılında ve 2021 yılında tüm ekonomiler küçülürken, daralırken Çin'den sonra büyüyen en büyük ekonomiden bahsediyoruz. Ve bugün bakıldığında dünyada artık özellikle Avrupa bölgesi ve Orta Doğu'nun da üretim üssü artık olmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Ve dünya markalarının artık hem Avrupa tarafına ihracat yapacak firmalar olsun hem de bu bölgede satış yapacak firmaların aslında göz bebeği bir bölgedeyiz. Coğrafi konum olarak da. O yönüyle hem dünya markalarının hem de Uzak Doğu'dan mesela bu 2020 yılına bakıldığında Uzak Doğu'lu firmaların da tekrar Türkiye'de yatırımlar yapmaya başladıklarını, mevcut yatırımlarını büyütmeye başladıkları da hepimizin malumu. Hakeza işte dünya markalarının işte ülkemizde hatta Anadolu'nun muhtelif şehirlerinde yeni yatırımlar yapmaya başladıkları hepimizin malumu. Ama siz burada bu projeye işte kredi sağlarsanız, bu projeye ödenek çıkarırsanız, bu projenin gelişmesinde efendime söyleyeyim katkı sağlarsanız ve biz bir gün iktidar olursak sizin ödemelerinizi yapmayacağız. Bu maalesef ki kabul edilebilir bir çağrı değil, kabul edilebilir bir evet. Açıklama değil. Bütün dünyanın yakından takip ettiği ülkemizde artık bu tip açıklamalar, bu tip siyasi tavırlar hepimize zarar vereceği de aşikardır. Peki Sayın Aydın, çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. İyi yayınlar diliyorum, sağ olun. Sağ olun efendim. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın'dan aldık değerlendirmeyi efendim. Şimdi bir haberle devam edelim. Kamuya olan borçlarının yapılandırmasına ilişkin kanunun resmi gazetede yayınlanmasının ardından süreç başladı. Hak sahipleri 31 Ağustos'a kadar borçlu oldukları kamulara, kurumlara başvurabilecek ve kurumların internet siteleri ya da e-devlet üzerinden de yapılabilecek. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, tüm idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve hazine alacakları ile Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçları ve belediyeler olan borçları kapsayan yeniden yapılandırma için başvuru süreci başladı.
Mükellefler yapılandırma ile hem borçlarının faiz ve cezalarından kurtulacak hem de 18 taksitle ödeme imkanına kavuşacak. Bu fırsattan yararlanabilmek için 31 Ağustos'a kadar mükelleflerin ilgili kurumlara başvuruda bulunması şart. Vergi borçları ve para cezaları için vergi dairelerine, Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçları için SGK il müdürlüklerine, belediyeler olan borçlar içinse il ve ilçe belediyelerine başvurulacak. Ancak sadece kurumlara bireysel başvuru yapmak zorunlu değil. Başvurular ve ödemeler ilgili kurumların internet siteleri ya da e-devlet üzerinden de yapılabiliyor. Mükellefler ödeme tercihlerini de başvuru esnasında seçebilecek. Borçların yapılandırılmasında %0,35 olarak belirlenen yurt içi üretici fiyat endeksi esas alınacak. Gecikme zammı ya da faizi yerine bu oran üzerinden borç yeniden hesaplanacak. Peşin ödemek isteyene enflasyon farkı üzerinden %90 indirim sağlanacak. İsteyen vade farkıyla borcunu ikişer aylık periyotlarla 6, 9, 12 ya da 18 taksitle de ödeyebilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yapılacak ilk taksit ödemeleri Eylül ayı sonu, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ise Ekim ayı sonuna kadar yapılacak. Peşin ödemelerinde ilk taksit ödeme süresi içinde yapılması gerekiyor. Ekonomi bültenini noktalıyoruz efendim. Saat başında gelişmelerle Banu El karşınızda olacak.